AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Fethiye ilçesinde, ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a etkinliğinde davetleri üzerine gençlerle bir araya geldi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından programlarına başladı. Milletvekili Demir, ilk olarak Fethiye ilçesinde gençlerle buluştu. O dış güçler, o hain emeller, bugün de hala içimizde bu kirli eller var. O gençleri birbirlerine çatıştırdılar, sağcı solcu diye. Onlar ne için, bak ne için yok olduklarını bile anlayamadılar. Emin olun, hep kullanıldılar. Onun için şu dönemde, yani ben velilere de şunu söylüyorum, annelere, babalara. Bugün çocuklarınıza lütfen o dönemde yaşadıklarınızı anlatın. Anlatın ki bugün sizin gibi gençler o dönemlerde ne yaşandığını bilsinler ve doğru yolu izlesinler. Bugün siz şükürler olsun artık gerçekleri görüyorsunuz. Ben her gittiğim yerde anlatıyorum. Mesela gençlik üzerine ben mecliste bir konuşma yaptım. Dedim ki arkadaşlar yani lütfen ben öğrencilik yıllarını biliyorum. Biz acaba ne zaman nereden silah atılacak? Ne zaman bize de bir kurşun? Hep bu tedirginlikle okuduk. Ne okuduğumuzu bilemedik. Gençliğimizi anlayamadık. Şu anda ben yıllardan beri Bahçelievler'de oturuyorum. Her yerde şu anda tarım kredi kooperatiflerinin marketleri açıldı. Bak şimdiden belleri kırıldı onların. Yarı fiyatına. Buralarda var mı bilmiyorum. Ya yoksa da açılacak. Ve bu sayı şu anda örneğin Türkiye genelinde 300 ise 1300 olacak. Bak göreceksiniz. Bunların bu fırsatçılara asla izin verilmeyecek. Çok büyük cezalar yağdıracaklar. Yakında bunların yansımasını görürsünüz. Gönlün rahat olsun. Öyle vatandaşı soymalarına izin vermeyecekler. Bak yüzde kaç şey verildi şu anda? Asgari ücret 8500 değil mi? 8500 bak. Şimdi o fırsatçı zihniyet var ya. Ben bunları da hain diyorum. Açıkça bu da bir ayrı hainlik. Şimdi fırsatçı zihniyet artış yapıldıkça hemen onu daha bismillah adam maaşını almadan iki misli üç misli Allah ne verdiyse başlıyorlar numaraları. Ama bakın buna geçit verilmeyecek. Emin olun geçit verilmeyecek. Hep birlikte göreceğiz bunu. Yani devlet